Emre. Ben hemen gireyim hacı. Şuraya bırak. Diğer kulaklığımı takamıyorum saçımda yağ olduğu için arkadaşlar. Umarım ses kasabilirim bununla. Çok başarılı değil açıkçası bu ses şeyi. Alo. Oho, Caner kank. Tuna kank, ne yapıyorsun? İyi, canlıydın, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım kankam, kahvaltı yapacağım şimdi. Yayındayız bu arada. Yayın, erken yayın açtık. He, tamam. Ne yaptın? Ne yapayım kankam? Uyandım. Yeni uyandım ben de. Kanka, o zaman kahvaltını, mahvaltını, cartını, cürtünü yap. Sea of Thieves şu anda kapalıymış sunucuları bakımda olduğu için. 2 saat sonra açılacak herhalde. O zamana kadar Ring of Elysium oynayalım dedik. Ring of Elysium abi. Ring of Elysium. Onu oynuyoruz. Sen de gelirsin. Üçleriz. Emre de gelir. Dörtleriz herhalde. 4, 5, 6, 7. Emrem DC'deyiz abim. Bizimkiler neyse TS'yi saldılar artık. DC'yi daha çok seviyorlar. Ben de onlara ayak uyduruyorum. Kanka red dot falan lazım mı Cüneyt kanki? Alabiliyorum fazla. Okay. Ben biraz az konuşuyorum bu aralar. İdare et. Okey sıkıntı yok. Migo diyor ki selam kaptan, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam dostum, hoş geldin. Selam aleyküm diyen arkas 0101'i görüyorum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kanki burada LVOAC denen silah var. İstersen alabilirsin. Bayağı maça taşıtırıyor valla. Geç. Ben de gay olduğumdan onu kullanıyorum ben. Burak kullan. Burak kullansın. Burada ne var? Famas. Oğlum ne kadar çok buldum lan ben aynı silahtan. Sen git acı. Seni atıyorum artık. Oğlum anında etki gösteriyor daha. Ne içtiğin ilaç neydi? Paralo garip bir şey içtim. Diş ağrısı için. O anında basarım şürü şimdi. Kanka geçmiş olsun lan. Sağ kardeşim. Arzu'yu espri yapacağım. Oğlum korkutma beni. Böyle şeyler anında söylenmez yani. 300 mermiyi de ne yapacaksan ben. Şunu yüzüne atayım da. Öde öpüşümde atmayayım. Cüneyt atarım belki ihtiyacı var. Abi çekin bir espri. Yap kardeşim. Yap valla. Canlar yakın zamanda inşallah olur. Facebook'ta bir partnerlik anlaşması olabilir. Böyle bir şey olursa yayınlarımıza Facebook'ta biraz devam edeceğiz bizim bir müddet. Facebook'ta daha aktif olunabileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar zaten hali hazırda Facebook'u çok kullanıyorlar. Tek yapmaları gereken kenarda gördükleri benim yayınıma tıklamak olacak. O yüzden Facebook'taki etkileşimin daha böyle iyi olabileceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun, ileride... Helal olsun! Helal olsun be! Helal olsun! Helal olsun! Evet. Böyle bir tepki beklemiyordum. Ne anasıl? Şaşırttın değil mi? Şaşırttın seni. Şapşal seni. Evet. Bir adam var, bir de adamın son iki harfi demiş. Vallahi ikisi de candır. O zaman ben adamın son iki harfiyim. Kendime laf soktum ha. Güzel gitti. Güzeldi yani. Valla sadece şu elimdeki silahla bu oyunu oynanır arkadaşlar. Okey. Zorlayayım. Sana geliyorum. Burada adam. Üstünde olabilir mi? Hemen ben de şuradan yukarıdan basayım. Okey. Gördüm adamı. Üstüne atlıyor. Senin üstüne atlıyor. Harikasın. Salah. Oh, bayağı tutmuş adam. Başka bir adam sesi duyar gibi oldu ama emin değilim. AK'si var, M4'ü var. 556, cartı, cürtü var. Geç abi, bunda ne varmış? İkinci silah arıyorum da tek tek atabileceğim bir şey var mıdır? Bulamadım. Okay. Bugün erken açtım, huzursuz. Huzursuz, keyifler nasıl? Huzursuz. Ne demek acaba? Kaptan sen yayın aç da, nerede oldu fark etmez. Gel Rük demiş, canını yerim seni. Çaki. Kaç kişi yüksek olacak? Tamam. Şey var mı? Korkma güzel kardeşim, hemcinselle ilgilenmiyorum.
Ulan Renas. Oğlum Chucky diye bir film vardı lan küçükken. Manyak gibi izlerdim. Güzel. Kankam 4 dakikamız var. İyi yakınız. Gayet her şey. Aha. Yok, yine buradayım 4 abi. Caner! Backpack is full. Dün ben acildeydim, serum falan taktım. Bugün yayın görünce sevindim da diyor. Hayırdır inşallah ya? Geçmiş olsun. Kankam oradan rutlayarak geldiler galiba zaten. Öyle mi? Kapılar kapalıydı ama o yüzden gireyim dedim. Sanırım dediğin gibi. Mermilerini falan almışlar, silahları. Ne diyor lan? Sonra restoran sikiresin. Yalnız var ya Cüneyt kanki saçım fena uzadı ha. Bir yanları ha. Kaldı. Yanları da uzadıktan sonra toplamaya başlayacağım. Yaşlı mı uzuyor yoksa kendi kanka bunu 2 gündür yani 2'dir kullanıyorum. Haftada bir kere. Bu arada bayağı da pahalı bir yağmış ha. Yağymış. 200 lira mı 180 lira mı ne? Şişesi. Şişesi de öyle çok büyük de değil yani. Öyle tahmin ediyorum ki 5 kullanımda bitirilecektir ya. Ya da 4 kullanımda falan bitiyor amaç. Yani. 200 TL ile 150 TL arası bir şey. Farmasinin ürünüymüş herhalde. Yediğim yemek dokunmuş galiba. Neyse Balçat. Geçmiş olsun abi. Olur öyle şeyler arada. Başkan keşke az daha açsaydın 3 paket cips yedim be diyor. Az daha önce açardım 3 paket. Oh! Ne yaptın oğlum 3 paket cips? Vallahi arkadaşlar bakın ben bir cips canavarıyım. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ben inanılmaz seviyordum yani. Muhtemelen bilmiyorum hani içinizden benim kadar cips seven biri çıkar mı? Bilmiyorum düşünün o derece. Hastayım yani cipse. Böyle bir bağımlılığım var. Sigara gibi anasını satayım. Çok seviyorum. Ama Ankara'ya gittiğimde 82.9 kilo olduğumu fark ettim arkadaşlar. Normal böyle duştan çıktıktan sonra anadan doğma tartıldım tamam mı? Hani kıyafetler beni yanıltmasın diye dedim bakayım bir kilom kaç. 82.9 olduğumu fark ettim. Benim kilom genelde 72-70 civarlarında takılan bir seviyedeydi. Dedim Tuna bu böyle olmayacak. İyice görüntün şeklin şemalin değişiyor yani kilo herkesi bozar. Tuna başlıyorsun. Rejime. Arkadaşlar bir başladım. Ankara'ya gittiğimden bu yana ne kadar oldu? Bir ay oldu herhalde. Biraz yavaş gidiyor benim kilo verme olayım ama en azından gidiyor. Gittiğini biliyorum. 82.9'dum. Ekmeği kestim. Cipsi kestim, kolayı kestim, porsiyonlarımı azalttım. Şu an spor da yapmıyorum. Hareketsiz de bir yaşantım var, onu da kabul etmek lazım. Şu an çok fazla hareket etmiyorum. Daha çok bilgisayar başından çalışıyorum. İşte yeni kanal için bir şeylerle ilgileniyorum, yayın yapıyorum vesaire. İş hayatım oturarak geçiyor şu anda. Bunu da ileride değiştireceğim spora başlayarak. Şu anda sadece, bakın sadece spor yapmadan, yediğime dikkat ederek, bazı şeyleri yemeyerek 79.1 kiloya kadar düştüm. 82.9'dum. 79.1 oldum. Yani 3 kiloya yakın bir kilo verdim. Hala yediklerime çok dikkat ediyorum. Ekmek şöyle yiyorum. Premium ekmekler var arkadaşlar. Böyle tam tahıllı, buğdaylı, tam buğday ekmekler falan var. Böyle un var mesela. Böyle tost ekmeği gibi satılan poşette. Biraz pahalı bir ekmek ama çok fazla götürüyor. Çünkü sabah kahvaltısında bir dilim yiyorum sadece. Akşam yemeğinde de aynı şekilde. Sadece bir dilim yiyorum. Normal ekmeği kestim. O sayede böyle bir rejime falan da başladım. Cipse mipse falan filan aman diyeyim dikkat edin abi. Çünkü öyle bir noktaya geldiği zaman işler biraz geç olabiliyor. Erkenden dikkat etmeniz gerekebiliyor. Lanmış buralar. Ben de son cipslerimi yiyorum diyor. Öyle yap. Ben de öyle yaptım yani. Dedim ki ulan dedim nasıl olsa gireceğim ben bu mevzuya. Kilo vereceğim kafaya koydum. Ha, bakanlar diyor ki senin kilon çok iyi. Hani fizik olarak böyle bakıyorlar falan çok iyi. Ama ben kendi eski halimi bildiğim için arkadaşlar. Ona dönmek istiyorum. Benim sıkıntım kilo aldığım zaman ilk başta 100'den alıyorum ben. Fizikte bir sıkıntı yok. Göbek öyle çok önde mönde falan öyle bir göbeğim de yok. Ama abi 100 doluyor. O olunca da benim sinirim bozuluyor. Dedim ne yapacağız ne edeceğiz bunun şakası yok Tuna. Yemeği keseceksin abi bunun başka bir çözümü yok. Ve yemeği kestim. Ondan beri de gerçekten çok mutluyum. Daha böyle hafif hissediyorum yani.
Ben çok yiyordum arkadaşlar ya. Yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum yani. Hala seviyorum ama artık yemiyorum işte. İrade gösteriyorum yani. Kaç kiloyum? Şu an 79 kiloyum. Hayatımda 2-3 kere yemişimdir cips. Nefret ediyorum abi diyor. Vallahi Mete harika bir şey senin için. Ben baharatı çok sevdiğim için cipsi çok tüketen bir adamdım. Keyfi çok severim ben böyle. Mesela akşam Fenerbahçe'nin maçı varsa ya da şampiyonlar... Fenerbahçe'nin maçı olmasına gerek olmuyor. Hani beni biraz bilen bilir. Ben illa Fenerbahçe şey olur. Ben Galatasaray maçını izlemekten de keyif alıyorum. Bak dün Porto maçı hakikaten çok keyifliydi ha. Galatasaray-Porto maçı. Ben futbol sever olduğum için futbolun yani hangi takımın oynadığı önemli değil. Amatör kulüpler olmadığı sürece ve Anadolu kulüpleri maçlarını çok izlemiyorum ama büyük takımların maçlarını çok izlerim. Abi maç izliyorsam kesin yanımda bir kola olacak benim. Ne bileyim şey olacak, cips olacak falan. Bu kafada bir adamdım. Sonra dedim Tuna dur artık ya yeter yani. Yaş da 30 şimdi. Belli bir yaştan sonra arkadaşlar bu tür durumları yapmak daha zor oluyor. Şimdi siz gençsiniz daha iyi dikkat edebilirsiniz ama ben hatırlıyorum 20 yaşlarımdayken filan boyum birazcık uzun olsa vallahi manken olurdum yani. O kadar böyle fit bir fiziğim vardı ki zaten futbolculukla hani büyüdüm. Böyle her yerim kat kat kastı benim. Ama böyle sporla ilgilenip bırakmak daha kötü hale getiriyor üstüne. Yani çünkü vücudun alışıyor işte spora, o tempoya. Üzerine sporu salıp bir de iyi beslendiğin zaman, fazla iyi beslendiğin zaman. Daha doğrusu iyi beslenmek demeyelim de kötü beslenip fazla yemek yediğin zaman durum bu oluyor abi. Başlıyorum ben de diyor. Başla huzursuz. Hiç salmayın arkadaşlar. Ben pişmanım mesela şu an. O kadar yardıra haldır olur şey yediğime. Cipsleri gömdüğüme pişmanım. Ekmeği çok yardım mesela. Biz Türk kültüründe vardır arkadaşlar. Ekmeği koyarsın böyle. Direkt yani bir çorbayla, bir kase çorbayla yarım ekmek yerdim ben. Şimdi çorbayı ekmeksiz içiyorum. Ana yemeği de... Almışlar mıdır da? Bakalım. Almışlar. Peki bıraktığı silah ne? Oha geç abi. Valla ana yemeği aa, de... araba geliyor. Bilmekte. Nerede? Araba geliyor. Nerede lan? Okay. Çarpmamasına dikkat et. Şöyle çıktılar. Basalım onları. Dönüyorlar. Tepeye dönüyorlar. Şuraya. Durdu. Durduk ha. Evet fark ettim. Vurulabiliriz adamlar. High ground'da. Korktum lan bir an. Backstep tutmaya çalışıyorum. Bunu diyorsan söyle. Geri düştü. Tam değildi. Diğeri de geliyor tepede. Hayır gelmiyor. Öldüler kanka. Vay salaklar. Ya birimiz ölüyor değil mi? Oo bu ne lan? Bir şey vardı sniper tarzı. Altta. Bunun mermisi ne? Şunun 100 tane vardı. Şunu kullanıyor herhalde. Kaptan sporu bıraktın neredeyse 10 kilo aldın diyor. Evet. Ya bu iş biraz nankör arkadaşlar. Sporu yaparsın bıraktığın anda mahvolursun. Spor olayı gerçekten o anlamda çok nankör. Kesinlikle ama kesinlikle bırakmayacaksınız spor yapıyorsanız. Hayatınızın bir parçası olmalı spor. Bıraktığınız anda eyvah eyvah. Ben bu arada uçtum kanki. Son 50 saniye uçarak belli bir mesafe gelebilirim. Oh shit, bir çay içelim buna. Bak çay, huzursuz artık ne çay içiyorum biliyor musun? Şu an bunda kış çayı var. Annemin özel bitkilerle kendi yaptığı, karışıp hazırladığı çay bu. Bol limonlu. İçinde işte zencefilden tut. Artık ne koyuyorsa bilmiyorum böyle kış çayında neler bulunuyor. Onu içebilirsiniz. Normal çay içeceğinize bunun için. Artı, ben onun kadar güzel bir şey içmedim. Starbucks'ta, canlar. Mist diye bir içecek var. Kaptan ben de 25 yaşındayım. Sence geç sayılır mıyım abi? Hayır tabii ki. Ya ben bile geç sayılmam. 30'dan hani, sonra zor gençler. Ya böyle bir şimdi aslında 30'la 35 yaş arası arkadaşlar bu bilimsel olarak hani şey ben öyle bir şey okumuştum. Bir erkeğin fiziken kendisini en güçlü hissettiği, en güçlü olduğu zamanlarmış. Yani senin bir erkeğin gücünün had safhada olduğu dönemmiş. 30 ve 40 yaş arası böyle. 30 35 36 33 bu yaş grupları.
O yüzden hala geç kalmış sayılmaz yani. 30 yaş çok yaşlı bir yaş değil. Cüneyt kanka bu psikolojiden çıkartacağız. Ah! Oğlum ya! Şu silah nasıl bir silah acaba ya? Bunu neye yapıyorsun siz? Kaptanım DC'de hangi oda? DC'de, benim DC'de değiliz herhalde. Geçeriz benim DC'ye. Şu an Burak'ın DC'deyiz biz. Benim DC'ye geçeriz abi. Bu arada 3 dakikamız var kanki. Şu tepeye çıktık mı? Oradan sallarız aşağıya. Bugün PUBG Mobile olmaz herhalde. Çünkü bugün Sea of Thieves yayını olacak aslında. Sea of Thieves sunucuları kapalı. 2 saate falan açılacak. O açıldığında tekrar Sea of Thieves'ten devam edeceğiz. Level kasıyoruz Sea of Thieves'te. Sadece ekmek yer la Türk diyor. Aynen öyle. Böyle miydik biz? Ekmek bir de böyle ekmek değil de bazlama olduğunu düşünün. Oh. Öf diyorum ya. İnsan özlüyor, özlemiyor değil ama hakikaten en son mesela bir resim çekilmiştim Ankara'dayken. Sonra benim çocukluk arkadaşım Mehmet'e gösterdim, dedim oğlum ben böyle mi görünüyorum hakikaten ya dedi. Kanka dedi vallahi maalesef böyle. Ama dedi sakalını kesmenin de çok etkisi var demiştim. Senin sakalı... bir sinemada fotoğrafın vardı Duman kanka, o çok enteresan. Sinema mı? Aa adamlar önümde, önümde adam var. Şuradan geçtim. Sinema mı kanka? Ne sineması lan? Sinemada böyle bir fotoğrafın var. Haa kanka onda, onun yanlışını söyleyeyim. Evet. Kilomu zaten kabul ediyorum. Gerçi şu an aynı durumda değilim. Yani 79'a falan düştüm. Biraz böyle çekilmeye başladı. Ama kameraların ön kısmı, telefonların ön kamera kısmı rezalet bir şey sağlıyor bu konuda. Yanıltma. Kanki burada adam var. Burak'la beraber çekildiğimiz resmi diyorsun değil mi? Hatırladım. Hem yakın hem de ön kamera. O kötü oluyor. Ama ben kendimi biliyorum sonuçta, hani hiç böyle kendimi de kandırmıyorum. Tuna dumuru durumum bu. Nasıl bunu bu hale getirdiysen buradan da çıkacaksın. Ali Koç gibi, Ali Koç bizi bok etti, buradan da çıkaracak. Nerede lan bu herif? Sağda. Gördüm. Düştü. Tamam. Yeri nerede? Nerede abi? Kişiler mi? Valla bilmiyorum kanki. 556'sı var mı? 556 bende de var, ben de atabiliyorum. No problem. Kaptan bende 180 boy. Hay maşallah koçum benim be. Yürü be aslansın. Aslansın. Boyuna göre kilom çok iyi. 190 boy 80 kilo falan süper. Maşallah sana. Kanka bu arada bende var ya çok kit oldu ha. Yani bende iki tane full canlayan kit var. Yok annem daha var. Kaptan arkam oynasın. Sniper var şurada. Aragamı bitirdik ya arkadaşlar. Safe'in içindeyiz şu anda. Bakayım. Aldım da. Öldü. Vay Angus. Angus kuşu. Ben 1.70 boy 65 kilo. Çok iyi Murat. Zaten orantı öyledir. Ben 1.77 boy var arkadaşlar benim. Bu arada bunda kankam M200 var ya. Baba buna geçer abi. 8x'i falan var. Hayırdır ya. Diyor. Ne kullanıyor bu? Şunu kullanıyor değil mi? Kankam şuraya gel helikopter. Gel kanka. Geliyorum kanka. Gördüm adamı, işaretledim. Güzel işaretle. Ağaçta. Şurada. Bir işaret daha alayım kardeşim.
Kanka bir kişi mi var? Yok. Bu şekilde galiba koşuyor. Gördüm aynen. Ya salak gibi tarıyorum ya. Bok gibi silah. Hayır, bir kişi kaldı. İki kişi misiniz? Öyle ha, mi? Bizim aracımız mı? Kanka o bizi avlayabilir. Yani avlamayı oynayabilir. Smoke var mı? Selamlar hocam, kaç kişi veriyorsun eline? Verir misin? Birazdan hemen söylüyorum. Smoke yok kanka. Oyunun sonuna geldik. Daha sakin çıkalım. Kankam. Adamlar orada bak bombalıyorlar. Bağırma. İki kişi kaldı sonra burada. Kapı çıkabilecek miyim merak ediyorum. Gel. 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 Bakıyorum adamlara. Go 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 go